Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün Kuşadası'nda gene deprem oldu. Öğleden sonra saat 4 civarlarındaydı zannedersem. Depremin merkezi Manisa Turgutlu ve bu bizi tekrar 6 Şubat depremlerini hatırlattı. Ve ne kadar çabuk depremleri unuttuğumuzu da elbette hatırlattı. Hiçbir şeye hazırlıklı değiliz. Maalesef Cumhuriyet döneminde bizleri darbelerle, koalisyonlarla çok oyalamışlar. Oyaladıklarından dolayı ülkemizi doğru dürüst imar edememişiz. Mış gibi yapmışlar. Enflasyonlarla ve diğer yöntemlerle ülkemizi soymuşlar. Soyanlar içimizde, içimize soktukları adamlar. Bunları artık hepimiz daha iyi görmeliyiz. Görmeye başladığımızda eminim. Çünkü eskiden Türk halkı devletten bu kadar çok şey istemiyordu. Hala o zihniyet devam ediyor. Halk devlet için çalışıyordu ama bu zihniyet yavaş yavaş değişiyor. Devlet halk için vardır ve halkımız da artık yavaş yavaş devletin görevini yapmasını istiyor. İstemekte ve talep etmekte de haklı. Bu taleplerin önlerini darbelerle, koalisyonlarla kesmişler. Politikayı kendi aralarında çekişmelere çevirmişler. Hala da çevirmeye çalışıyorlar. Bakınız, muhalefet partileri dahi ülkemizle ilgili hiç doğru dürüst bir öneri yapmıyorlar. Çünkü onların işi o değil. Tasmaları başkalarının elinde, belki ülke dışında olanların elinde. Onlar bunu biliyor ya da bilmiyor. Bilerek ya da bilmeyerek maalesef böyle. Öyle olunca da bir iktidar gelince işte 80 yıl boyunca mış gibi yapılan şeyleri doğru dürüst yapmaya çalışıyor. Onu da beceremiyor. Niye beceremiyor? Çünkü elinde kalıyor. O kadar çok şey var ki yapılmayan, zamanda yapılmayan ve bunu yaptırmamak için de her türlü gayreti sarf ediyor muhalefet. Hepimiz de bunlara şahidiz, şahit oluyoruz. Eski dönem muhalefetini yapıyorlar, yani mış gibi yapıyorlar. Onların amacı ülke, insanı refaha kavuşmasın, köle düzeni devam etsin. Köleler onlara hizmet etsin. Nasıl devam ediyorlar? Yol yapmaya engel oluyorlar, tünel yapmaya engel oluyorlar, baraj yapılmasına engel oluyorlar, elektrik üretilmesini istiyorlar, kuştur, böcektir diyorlar, çiçektir, böcektir diyorlar, havaalanı yapılmasını istiyorlar, kuşlar ölüyor diyorlar, çevre zarar görüyor diyorlar, başka ülkenin sınırlarından gelecek, kalkacak veya inişe geçecek uçak diyorlar, İstanbul olmaz, ülkemiz para kazanmasın bu gemilerden diyorlar. Otoban istemiyorlar, inşaat yapılsın istemiyorlar. Betona gidiyor bu paralar diyorlar. Onları sadece bildiği patates, soğan, goodbye Erdoğan. Merak etmeyin, o patates soğanı da kaptırıyorsunuz, kaptırdınız. Böyle giderse Yahudilere kaptıracaksınız. Siz ata tohumlarına sahip çıkmayın, patates soğan deyin. O patates soğanı da arar duruma geleceksiniz. Dünya, insanlık ibretle izliyor Filistin'de olanları ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin kukla başkanı Netanyahu'ya destek vermek için İsrail'e geldi. Uçağın kapısında Netanyahu Biden'ı karşıladı. Sanki düğün kutlama yapar gibi sarıldılar birbirlerine. Olanların hepsi dünyanın gözü önünde oluyor. Hiç utanmaları yok, sıkılmaları yok. Hastaneler bombalıyorlar. Biz bombalamadık diyorlar. Onlar kendi kendilerine bombaladı diyorlar. Hiç utanmaları, sıkılmaları yok artık. Batının yüzünü görüyorsunuz değil mi? Gerçek yüzünü. Azmeden ve azmettirileni gördük bugün. Nasıl tiyatro oynuyorlar? Utanın. İnsanlık, utanın. İnsanlığımızdan utanalım. Filistin'de olanlara, kayıtsız kalanlar, sesini çıkarmayanlar, sosyal medyada hiçbir şey yapmayanlar, Yahudi mallarını almaya devam ederler, Türk mallarını, yerli üretimi aşağılayanlar, utanın, utanın. Hani derdik ya,
insanlık nasıl seyretmiş İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yahudilere yaptığını, nasıl sessiz kalmış diyerek hayret ediyoruz ya, aynısını şimdi bizler yapıyoruz. Aynısını sizler yapıyorsunuz. Utanmalıyız, utanmalısınız. Korkaklığa yenilmemelisiniz. Ama sizler yeniliyorsunuz. Çünkü sessiz kalıyorsunuz, korkaksınız, ölü taklidi yapıyorsunuz. Batının safı belli. Onlar nerede duracağını iyi biliyorlar. Sizler görmüyorsunuz, görmek istemiyorsunuz. Sorarım size, sizin safınız neresi? Kimin adamısınız? İnsanlığın adamı olmanızı istiyoruz sizlerde. Batının değil, insanlıktan yana neden değilsiniz? İnsanlığınızı mı kaybettiniz? Ülkemiz Müslümanlığından utanan nokta noktalarla dolu. Ben bu kelimeyi dahi kullanmayı kendime yakıştıramıyorum. O boşluğu siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Türklüğünden utanan, Türklüğü kafatasçılık diyenler, gözünüzü açın. Siz nereye aidiyet duyuyorsunuz? Arapları sevmeyen, Türkleri sevmeyen ama Batılıları, Batı'yı bir bok zanneden sizler, bilmiyor musunuz? Batılı sizi de sevmiyor. Seviyormuş gibi yapıyor. Sizler bunu anlayınca iş işten geçecek. Osmanlı yıkılırken Batı'yla işbirliği yapanlar bunu öğrendiğinde iş işten çoktan geçmişti. Sizin aşkınız, Batı'ya olan aşkınız karşılıksız. Mış gibi yapıyorlar. Sizinle gönül eğlendiriyorlar. Sizler Batı'ya aşıksınız ama hiç farkında değilsiniz. Batı'nın yani sermayenin uşağı olmuşsunuz, kölesi olmuşsunuz. Tasmalarınızı onların ellerine teslim ediyorsunuz. Tasmaları biraz serbest bırakınca onlar kendinizi özgür sanıyorsunuz. Ötünce, havlayınca bunu da ifade özgürlüğü zannediyorsunuz. Başka milletleri havlamak yani kötülemek, Arapları kötülemek, Türkleri kötülemek ifade özgürlüğü değildir. Dini kötülemek ifade özgürlüğü değildir. Tasmalarınızın kimde olduğunu görmüyorsunuz ya da görmek istemiyorsunuz. Susun, susun. Belki bizleri yok edeceksiniz. Belki bizleri yok edebilirsiniz. Belki insanlığı yok edebilirsiniz. Siz sustukça bizden sonra sıra size gelecek. Bunu anladığınızda da iş işten geçecek. Tok ile dalga geçin. Yerli araba ile dalga geçin. İtalya'da yapılıyor deyin. Yalanlar atın. Söyleyin. Kendinizi memnun edin. Damada gidiyor paralar deyin savunma sanayisinde. İHA'larda, SİHA'larda. Damat dediğiniz kimdir? Bizden biridir. Gaz bulamadık deyin. Petrol bulmuyoruz deyin. Akdeniz'de ne işimiz var deyin. Libya'da ne işimiz var deyin. Karabağ'da ne işimiz var deyin. Suriye'de ne işimiz var deyin. Irak'ta ne işimiz var deyin. Verelim Kıbrıs'ı kurtulalım deyin. Adalarda silah bulundurulsun. Ne yaparlarsa yapsın adalar Yunanlıların, onların hakkıdır deyin. Savaş çıkınca İran'dan yanayım deyin. Deyin. Kendinizi özel zannediyorsunuz değil mi bunları söylemekle, bu borazanlığı yapmakla? Susun. Onlar gibi onların ağzıyla konuşun. Ama merak etmeyin, bizden sonra sıra size gelecek. Karşı çıkın bütün yeniliklere, karşı çıkın yeni projelere. Barajlar yapılmasın, susuz kalalım, elektriksiz kalalım. Çiçekler böcekler ölüyor, insanlar ölse ne olur? Havaalanına ne gerek var? Havaalanı yaparsanız kuşlar ölür. Göçmen kuşların yolu üzerinde bu havaalanı. Kanal İstanbul neyimize gerek? Biz refah içinde yaşamayalım. Bunlar istedikleri gibi bedava boğazlardan geçsinler. Babalarının çiftliği gibi kullansınlar ülkemizi. Ne gereği var yollara? Kağnılarla gideriz. Kağnı her yerde gider. Boşuna para harcamayalım. İnşaat yapmayalım. Depreme hiç dayanıklı olmasın olanları yıkıp yenisini yapmayalım. Betona gidiyor paralar. Rant elde ediyor. Ne gereği var betona para yatırmaya? Kerpiçle yapalım köprüleri, evleri, tünelleri. Daha ucuza gelir, daha ucuza mal olur. Üniversite sakın yapılmasın ülkemizde. Yoksa kölelerin gözü açılır. Ne gereği var üniversitelere? Üniversiteler bizim elimizde olsun ki köleler köleliğe devam etsin, gözleri açılmasın. Betona harcayacağınıza parayı, projelere harcayacağınızı paraları patates soğana harcayın. Patates soğan, goodbye Erdoğan. Sizin bildiğiniz bu. Merak etmeyin.
o patates ve soğanı da ele geçiriyor o sevdiğiniz, taptığınız sermaye tohumları, ata tohumlarını reddedin, merak etmeyin. Taşmanızı vermişsiniz, onların eline daha sizler neler neler vermezsiniz ki. Sarayın klozetleri, tuvaletleri altın kaplama, saraydaki adam lüks içinde yaşıyor. Evet yaşıyor. Öyle deyin. Yalanlara devam edin. Ne Türklüğü kabul ediyorsunuz, ne Araplığı, ne Müslümanlığı. Siz nesiniz? Ulusalcılık bizlere yedirilen bir büyük yalandır. Ulusalcılık, ulusal devlet akımı dünyayı imparatorlukları parçalamak için çıkarılan büyük bir yalandır. Sizleri, bizleri parçaladılar ama onlar parçalanmış gibi yapıp tek ve yek vücutlar. Bakın Filistin'de nasıl aynı saftalar, aynı safta yer tuttular. Uyanın artık. Sizler ve bizler biriz ama içimizde var. Bizler gibi görünüp bizlerden olmayanlar. Onları da artık bizim içimizden temizlememiz lazım. FETÖ'yü nasıl temizlediysek tam anlamıyla elbette temizleyemedik. Onları da temizleyelim diyorum. Artık her söylenene inanmayalım. İcraata geçelim. Yerli üretim, yerli üretim ürünleri satın alın. Bizden olanları alın. Bırakın sermayenin uşaklığını yapmayı. Koparın o zincirleri, koparın o tasmaları, o görünmeyen tasmaları. Görüyorsunuz sanat camiası, iş dünyası, siyasi partiler, akla gelen kalbürüstü herkes. Bu adamların, bu kadınların peşinden gitmeyin, seyretmeyin, izlemeyin medyadan. Destek vermeyin, güçlendirmeyin, ürünlerini satın almayın. Bizden olanlardan alın. Bizden olanlar kimler? Yerli üretim. Onların içine de sızmış olabilirler. Onları da iyi ayırt edin. Kim yapıyor bu yerli üretimi? Bizden gibi görünüp bizden olmayanlar. Çünkü içimiz onlarla dolu. Niye sessizler? Niye sessizsiniz? Korkmayın, cesaretli olun. Ben de fark ediyorum. Filistin videolarım izlenmiyor. Muhtemelen sosyal medya bunları öne çıkarmıyor ya da sizler izlemeye çekiniyorsunuz. Ukrayna olunca herkes Facebook profillerini Ukrayna bayraklarıyla doldurdu. Hani neredesiniz siz? Filistin'de çocuklar öldürülüyor, katliam yapılıyor, soykırımı yapılıyor. Soykırımı. Hiç vicdanınız yok mu sizin? Sebepler çok. Onlar Arapmış. Arap olmaları insan olmalarına engel mi oluyor? Dedeleri Filistin'i satmış. Dedelerinin suçunu o çocuklar, o gençler mi çekiyor? Çekmek zorunda. O yüzden ölmek zorunda mı? Bu kadar küçücük mü sizin nöronlarınız? Artık kendinize gelin. Her söylenene inanmayın. Yerli üretim ürünleri alarak başlayalım. Kahrolsun İsrail demekle bu işler olmuyor. Her şeyi mış gibi yapmaya devam etmeyelim. Hem kahrolsun İsrail deriz hem de gideriz Yahudi mallarını satın alır. Adamların bize ne yedirdiğini dahi bilmeden para verip yeriz, içeriz, kullanırız. Devam edin. Onları güçlendirmek istiyorsanız, kendinizi zayıflatmak istiyorsanız, eğer kendinizi de onlardan zannediyorsanız devam edin. O sizin doğrunuz. Ama gerçek doğruyu anladığınızda iş işten geçmiş olacak. İnsanlık ölmesin diyorum. İnsanlık uyansın diyorum. Bu videomu, bu tür videoları lütfen izleyin. Sesimiz daha fazla çıksın. Araplar değil bütün bunların sorumluluğu, Filistin'de olanların sorumlusu, sorumluluğu. Onlar da bir şey yapması lazım. Hep beraber Müslüman dünyası bir şeyler yapması lazım. Hep beraber insanlığın bir şeyler yapması lazım. Hepsinden daha önce. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, takipte kalın, esen kalın, hoşça kalın.